Merhabalar. Bugün sizlere lineer kripto parasını anlatacağım. Lineer daha önce işte Mart'ın başında çıkmıştı. Yaklaşık 7 sentlerden piyasaya girdi, 8 sentlerden piyasaya girdi. Ve son zamanlarda da Binance'da listelendi arkadaşlar. İsterseniz bu projenin ne olduğundan bahsedeceğim biraz sizlere. Fiyatsal anlamda çok yorum yapmak çok doğru olmaz. Gördüğünüz gibi işte son 2 günde, 3 günde yaklaşık 2 kat geri 2 katına düşmüş. Yani çok oynak bir piyasasına sahip. Biz teknolojinin ne olduğundan bahsedelim sizlere. Lineer varlık protokolüymüş. Yani bununla 1 dolara sabit kripto para üretebiliyor musunuz? Bunu da merkezi olmayan bir şekilde yapabiliyor musunuz? Ve bunu da Binance ağında ve Ethereum ağında geçişlerde de kullanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu geçişlerde kullanmak da tabii ki kullanıcıya gayet işine yani kullanıcının gayet işine gelen bir durum. İki arasında hareket ettirebilmek. Lineardan işte anında onay süresiymiş. Ticaret yapabiliyor musunuz? İşte zaten Binance Smart Chain olduğu için buradaki transferler biraz ucuz. Ondan dolayı da biraz kas tasarrufu yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendileri de bu gaz maliyetini oldukça düşürmüşler. Yani işlem maliyetini oldukça düşürmüşler. Lineer diyor nedir diyor. Lineer diyor işte sentetik varlıklar bugün dünyamızda oldukça fazla. İşte bir susamın yağına dahi sentetik varlık oluşturabiliyor finansal piyasalar. Bu da merkezi olmayan bir şekilde işte sentetik varlıkları hızlı ve uygun maliyet bir şekilde oluşturabiliyormuş. Yani öyle yaptıklarını iddia ediyorlar. Şu an henüz bir şahsen ben uygulamasını görmedim. Bunu merkezi olmayan bir şekilde yapan çok az sayıda projeler var. Projeler zaten uzun zamandır çalışmayı sürdürüyorlar. Bir ayda 2 ayda bunlar tamamen merkezi olmayan bir sisteme sahip oldular mı? Orası biraz tartışılır. Neyse konumuza dönelim. Lineer işte demiş doğrusal değişim neden diyor. Dinamo diyor riske at diyor. Dolar basayım diyor. Bir de sağlamak için işte Lina'yı stake edip dolar basat diyorsunuz. Bunda da stake etme ödülleri alıyorsunuz. Bunun tabii aylık yüzde kaç, yıllık yüzde kaç onu bilemiyorum. İşte bastığınız liraya değecek mi? Ya da işte liraya fiyatı düşerse falan. Ve sizin zararınız olur. Bunu stake ederek işlem ücretlerinin bir bölümünü paylaşma hakkınıza sahip olursunuz diyorlar. Ha, bu arada stake etmede yine videonun altına stake etme nedir? Onunla ilgili de bir yazı atacağım. İsterseniz okursunuz. Size faydalı olabilir. Bazen işte bu kadar teknik bilgilere girebiliyoruz. Ne yazık ki bu teknik açıklamalarda ben videonun altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ya yani burada mesela bir stake ederken yani fiyat önemli. İşte ne bileyim kaldıraç düzeyi veya işte rehin düzeyi önemli gibi bilgileri vermemişler. Bir de işlem ücretlerine değecek mi? Yani siz bu Lina'yı bu fiyatlardan alsınız. Lina %60 düşer. İşlem ücreti kazandığınıza değer mi? Onu pek bilemeyeceğim açıkçası. Daha ilk defa yeni duyduk. Yeni girdi piyasaya da. Çok fazla kullanan da yok sanıyorum. Ama bir bakmak lazım tabii ki. İlerleyen süreçte ne olur? Çünkü sentetik varlık piyasası oldukça büyük bir piyasa. Bakıyoruz işte Binance'a girmiş 30 sente kadar çıkmış. Daha önce de işte diyorum ya 7 sentten girmişti 30 sente kadar çıkmış. Şu an 20 sentlerden varlığını sürdürüyor. Sentetik olarak bir çözüm mü?
veya tam olarak bu sistemi merkezsizleştirmişler mi? Ona bakacağım arkadaşlar. İlerleyen süreçte onunla da ilgili bir video çekeceğim. Uygulaması varsa uygulamasını da şahsen yapacağım. Şu anda lineer finanstan bu kadar arkadaşlar. Genel olarak yapmak istedikleri şey sentetik varlıklar üzerinde. Ya sentetik varlıklar üreterek sentetik varlıklar üzerinde söz sahibi olmak ve kendi kripto paralarını dolara çevirtip hem kendi kripto paralarının fiyatının yükselmesini sağlamak ve bu piyasada sentetik bir dolar oluşturmak arkadaşlar. Dünyadan şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum. Bol kazançlar.